Güzel dostum, güzel gözlüsün diye hayattan çok zevk alamazsın. Güzel bakıyorsan hayattan çok zevk alabilirsin. Rumi ressamlarla Çinli ressamlar arasında bir tartışma varmış. En iyi ressam biziz diyerek. Çinli ressamlar diyormuş ki en iyi biziz. Rumi ressamlar diyormuş ki en iyi biziz. Ve padişah bu durumu fark ediyor. Padişahın kulağına geliyor. Diyor ki bana bir gelsinler bakalım anlayayım hangisi daha iyi. Burada Rumi demişken güzel de sor. Rumi'yle de Rumlar olarak algılamayın. Eskiden Anadolu insanına Rumi denilmiş. Hani var ya Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi. Padişah çağırıyor arkadaşlar Rumi ressamları ve Çinli ressamları. Çinliler en iyi biziz diyor, Rumi ressamlar en iyi biziz diyor. Tamam diyor, gösterin sanatınızı bakalım hanginiz daha iyi. Çinliler diyor ki bizim bolca boyaya ihtiyacımız var. Tamam diyor padişah. Ya ne istiyorsanız alın. Ne kadar boya istiyorsanız alın ve sanatınızı sergileyin. Birbirine bakan iki oda, ya bir tarafa Çinliler konuyor arkadaşlar, bir tarafa Rumiler konuyor. Ve araya bir perde çekiliyor. Haftalarca, aylarca çalışıyorlar. Çinliler çalışıyor, Rumiler çalışıyor. Ve kendi sanatını icra edip bitiren Çinliler şöyle bakıyorlar yaptıkları sanata. Vay diyorlar ya, çok güzeldi. Ve eğlenmeye başlıyorlar. Padişah geliyor güzel dostlar. Bakıyor diyor ki gerçekten siz övüldüğünüz kadar var mısınız? Efsane bir resim olmuş. Gerçekten sanatınızda çok ustasınız. Ve diğer tarafı geçiyor. Rumi olanların tarafına geçiyor ki ortada resim diye bir şey yok. Sadece cilalanmış bir duvar var. Ya diyor siz ne yapıyorsunuz? Aylardır buradasınız. Aylardır burada çalışıyorsunuz. Boşan benim adımlarımı oyaladınız. Bu odayı işgal ettiniz. Rumi resim başındaki usta diyor ki şahım diyor, o kadar da acele etme. Her görünen şeyin arkasında bir sır vardır. Ve aradaki perdeyi çekiyor güzel dostlar. Perdeyi çekiyor ki padişah Çinlilerin yaptığı güzel fotoğrafı tamamen Rumilerin yaptığı duvarı cilalamışlar, cilalamışlar diye tam çok güzel bir ayna haline getirmişler. Oraya yansıyor. Evet resim aynı resim ama Rumilerin yaptığında daha güzel görünüyor, daha güzel yansıyor. Ve diyor ki padişah evet siz daha usta ressamlarsınız. Rumi ressamların yaptıkları arkadaşlar hayata kalp gözünle bakıyor olmak demek. Aslında resim aynı resim ama hangisi göze hoş görünüyor? Mesela orada işte biz de normal hayata bakarken güzel dostlar çevremizde güzel insanlar, iyi insanlar olabilir. Ama bizim eğer aynamızın üzerinde toz varsa biz o tozlu aynada birisini yansıtmaya çalışıyorsak çok güzel görünmeyebilir bizi. Çok çirkin görünebilir. Biliyorsunuz geçenlerde başıma gelen olayı anlatmıştım, bir daha anlatayım. Bizim evde bir depo var ve bir gün o depoya gittim. Orada bir ayna da var. Üzeri tozlu, üzerinde toz var. Aynayı bir elime alayım dedim. Tozunu falan silin bitin. Dokunma bana dedi. Dokunma bana pis herif dedi. Sağa sola baktım. Ayna konuşuyor. Evet dedi ben konuşuyorum. Dokunma bana dedi. Sen menfaatçi bir insansın dedi. Bak dedi kendi işin için beni kullandın buraya attın dedi. Dedim sen insanları bir bakışta anlıyorsun. Hayatı da anlıyorsundur. Hayat nasıl görünüyor sana? Dedi ki hocam bu dünya yaşanır gibi değil. Herkes pis. Herkes menfaatçi. Bak dedi çevremdeki herkes şunların tozuna bak dedi. Şunların kirine bak. Bunlarla nasıl yaşıyorum? Ben bunlarla nasıl aynı dünyada olabilirim? Aynayı aldım. Toz aynanın içinde değildi. Aynanın üzerindeydi. Aynanın üzerinde tozu sildim. Dedim ki şimdi sana nasıl görünüyorum? Dedi ki usta sen ne tatlıymışsın. Sen ne güzelmişsin. Dedim bak bakalım hayat nasıl görünüyor? Dedi ki hayat da çok güzel. İyi ki bu efsane hayattayım, bu güzel hayattayım. Hayat böyledir güzel dostlar. O toz dediğimiz bizim zihnimiz, bize öğretilen şeyler, bizim düşüncelerimiz, bize dışarının verdiği şeyler. Eğer o hayata tozlu gözlerimizle, tozlu gözlüklerimizle bakıyorsak hayat bize pis görünüyor olabilir. Daha doğrusu gerçek şudur. Hayat senin aynandır ve sen nasılsan hayatı öyle görüyorsun. Evet güzel dostlar, bizim bu hayattan keyif almamız için, zevk almamız için gerekli olan şey, yani bakış varsa gerçeklik var ve bakışın ne kadar güzelse hayat o kadar güzel. Bizim zihnimize giden şeyler bulut gibi ama bizler biliyorsunuz gökyüzü gibiyiz. Yani sen, öz dediğimiz, ruh dediğimiz sen, o hiç kirlenmez, kirlenemez. Yani bir ışık gibi, bir odada bir ışık olur, oraya toz partikülleri gelebilir ama ışık kirlenmez, biliyorsun bunu. Aynı şekilde işte orada toz dediğimiz şey bizim zihnimiz güzel dostlar. Zihin dediğimizde bizim düşüncelerimiz ve bundan kurtulmaya ihtiyacım var. Sen de diyorsun ki hocam tamam da ben bundan nasıl kurtulacağım? Bizim zihin dediğimiz güzel dostlar kelimelerden oluşuyor, düşüncelerden oluşuyor. Yani zihin bizim o güzelliği görebilmemiz için, hani var ya kendini kaldır aradan ortaya çıksın yaradan, zihin bizim o yaradanla aramızdaki duvarımız. Arada bir duvar var ve o duvar tuğralardan oluşuyor. Yani o duvar kelimelerden oluşuyor. Yani güzel dostlar bizim o gönül gözüne, o kalp gözüne ulaşabilmemiz için zihinsizliğe ihtiyacımız var. Kelimesizliğe ihtiyacımız var. Yani bir ortamdasın, duruyorsun. Eğer gördüğün şeyleri, hissettiğin şeyleri kelimelere dökmediğin zaman
duvar yıkılır. Çünkü kelimeler duvarın tuğlaları gibi ve biz duvarın diğer tarafını atlamak istiyoruz. Ve en çok sorulan sorulardan birisi bu bana. Ben düşünmeden edemiyorum. Yani sizin dediğiniz gibi ana odaklanamıyorum. Anda kal diyorsunuz ya, ana odaklanamıyorum. Zihinden sıyrılmak için kelimelerden sıyrılma ihtiyacım var. E kelimelerden nasıl sıyrılacağım? Zihinden nasıl sıyrılacağım? İşi basitten başlamakta fayda var güzel dostlar. Ronaldo'ya diyorlar ki sen nasıl futbol oynuyorsun? Çünkü diyor basit oynuyorum. Basit oynadığı için çok güzel oynuyor. O öyle diyor, bilmiyorum. Biz de zihinden kurtulmak için basit hareket etmemiz lazım. Basit gitmemiz lazım. O ne demek basit? Zihinle beden aynı şeydir güzel dostlar. Bir duvarın iki yüzü gibi. Duvarın iç yüzü zihin, dış yüzü beden. Yani görünen taraf beden, görünmeyen taraf zihin. Aklına kötü bir şey gelir, birden bir ağlama hissine ya da zihnine bir şey gelir, gülersin. Yani zihne geldiğine göre bedenin bir tepki verir ve zihin ne durumdaysa beden de o durumda daima. Şimdi dolayısıyla bedenle zihin birse ve ben zihni durdurmak istiyorsam yapmam gereken şey ne o zaman? Beden hareketsiz durduğunda, hiç hareket etmediğinde, bir yerde dur, uzan bir yere ve ölü gibi durdun. Gözünü bile, göz kapaklarını bile açıp kapatmıyorsun. Ölü gibi kaldın. İşte o zaman zihin durur. O zaman düşünceler durur. Zihin, düşünceler durduğu zaman gerçekle arandaki duvar ortadan kalkar. Ve sen de dersin ki kaldırdım kendim aradan, ortaya çıktı yaradan. İşte zihinsizliğimiz, düşüncesizliğimiz, düşten kurtulmamız, düşüncelerden sıyrılmamız bizi yaratıcıya çok yaklaştırır. Ve hayata baktığımız zaman işte o Rumi ressamların yaptığı o sayıda ulaştırmış duvar gibi tertemiz ve hayatı çok güzel yansıtıyor. Bize düşen zaten güzel dostlar çevremizdeki insanlara tertemiz bir ayna olabiliyor muyuz? Biliyorsunuz Ebu Cehil Peygamber Efendimiz'e geliyor diyor ki ya sen ne çirkin bir adamsın diyor. Efendimiz de diyor ki doğru söylüyorsun. Sonra Hazreti Ebu Bekir geliyor, o da diyor ki ya Resulallah sen ne güzelsin diyor. Ona da diyor ki doğru söylüyorsun. Yanındaki sahabe efendilerimizden birisi diyor ki hangisi doğru? İkisine doğru söylüyorsun dedi. Bu nasıl olur ya Resulullah diye sorduğunda Efendimiz diyor ki ikisi de doğru. Ben onlara aynalık yaptım sadece. Bize düşen şey çevremize biz tertemiz aynalık yapabiliyor muyuz? Onları olduğu gibi yansıtabiliyor muyuz? Yoksa onlar bize geldiği zaman aynamızın üzerinde tozlar, kirler var da kendilerini güzel göremiyorlar mı? Bize düşen şey güzel ayna, tertemiz ayna olabilmek. İşte güzel dostlar, sistemi biliyorsun. Diyorsun ki zihinsiz kalmak istiyorum. Yap bunu. Bunu bir defa yaptığında olacaklara şaşıracaksın. Bu mucizevi tekniği yap. Bir yerde dur hareketsizce, hiç hareket etmeden dur, gözünü bile kırpma. Hiç hareket etmediğin zaman gerçek sen ortaya çıkıyorsun. Ve biliyorum bunu sadece cesur olanlar yapar. Biliyorum bunu sadece alışkanlıklardan bir artık kurtulmak istiyorum diyenler yapar. Bunu sadece artık bu hayat değil yeni bir hayat istiyorum diyenler yapar. Bunu sadece içindeki gerçek öze ulaşmak isteyenler yapar. Ve sen de bunu yaptığın için, bu yolculukla benimle beraber olduğun için sana minnettarım güzel dostum. Her zamanki gibi sevgiyle kal. Hatta aşk ile. Hatta